Parçada hakkında bilgi verilen şiir biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Dört mısralık halk şiirinin aruzla yazılan çeşidi olduğunu anlıyoruz parçayı değerlendirdiğimiz zaman. Dört mısralık halk şiirinin aruzla yazılan beslenmiş rubailerden etkilenmesiyle ortaya çıkan şekli olduğunu belirtiyor parçamız. Kadı Burhanettin tarafından bu işin bu biçimin en önemli hususiyetleri verildiği belirtiliyor. Şarkı tek dörtlükten oluşmaz. Kaside dörtlüklerle değil, beyitlerle yazılır. Gazel de beyitlerle yazılır. Tahmis beşlemedir. Dolayısıyla cevap olamaz. Mani biçiminden hareketle geliştirilen tek dörtlükten oluşan rubai tarzına yakın olan şiir biçimi, Kadı Burhanettin tarafından ustaca örneklendirilen şiir biçimi tuyudur. Dolayısıyla verilen, bilgi verilen şiir biçimi tuyudur. Sorumuzun cevabı E'dir yukarıda verilen mısralardan aşağıdakilerden hangisine ulaşlamaz? İlim kesbiyle payeyi rifat arzuyu muhal imiş ancak. Aşk imiş her ne var alemde ilm bir kıyl kal imiş ancak. Ağır bir dil Arapça fasa tanımlamalarla yüklü bir dil kullanıldığı için beyit kullanıldığı için aruz vezniyle yazılmıştır diyebiliriz. Kafe şeması A B C, B şeklinde olduğu için A, A ve C'yi X olarak nitelendirebiliriz. X A biçimindedir diyebiliriz. İki beyitlik felsefi bir şiir olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü aşkın önemli olduğunu, ilimin ise boş işler olduğunu belirtmiş. Bu bir felsefi bağlantıdır, düşünsel bir bağlantıdır. C seçeneğinde söyleyebiliriz. Matla ve makta beyti olmayan, genelde iki beytten oluşan şiir biçimine kıta denir. Bu ifade, bu şiir biçimi kıtayı örneklendiriyor diye düşünebiliriz. D seçeneği de söylenebilir. Kıta divan edebiyatının azım biçimlerindendir. Aşık edebiyatının azım biçimlerinden değildir. Dolayısıyla E seçeneğine ulaşılamaz. Doğru cevabı E'dir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Sığır denen alt törenlerinde şölen ya da toy adı verilen din, dinsel ziyafetlerde söylenen şiirlere ne söylendiği, ne denildiği isteniyor bizden. Koşma aşık edebiyatıyla irtibatlı bir nazım biçimidir. Sığır ve şölen törenleri ise İslamiyet öncesiyle irtibatlıdır. Bu nedenle koşma cevap olamaz. Sagu ölüm töreni olduğu için cevap olamaz. Yu törenlerinde söylenebilir Sagu. Destan ise önemli olayların anlatıldığı öyküleyici nazım biçimleridir. Yine cevap olamaz. Sav atasözü demektir. Dolayısıyla cevap olamaz. Törenlerde söylenen İslamiyet öncesi Sözlü edebiyata mensup olan nazım biçimi, boşluğa getirilmesi gereken nazım biçimi koşuktur. Bu şiirlerde aşk, doğa, yiğitlik gibi konular işlenir. Sorumuzun cevabı D'dir. Yukarıdaki dizeler için hangisi söylenebilir? B seçeneğinde 5 ve 6. dizeler doldurma dizelerdir denilmiş. İlkbahar yaz derler, güzel söze naz derler. Kim derdim söylesem bu dert sana az derler. Kendin ettin kendine yana yana gez derler. Bir maniden alındığını görmekteyiz numaralandırılmış mısraların. Manilerde genelde 1 ve 2 nolu mısralar doldurmadır. Bu nedenle B seçeneği söylenemez. Maninin asıl bölümü 1, 2, üç ve 4. dizeler denilmiş. Maninin asıl bölümü 3 ve 4 nolu dizelerdir. C seçeneği söylenemez. Cinaslı mani olabilmesi için cinaslı kafiye, cinas sanatına yer verilmesi gerekirdi. Bu nedenle D seçeneği de söylenemez. Asıl anlatmak istenen manilerde de son iki mısra da verildiği için D seçeneği de söylenemez. 4 artı 2 mısradan oluştuğu için bu mani artırılmış manidir. Yedekli manidir. Dolayısıyla A seçeneği söylenebilir. Sorumuzun cevabı A'dır. Yukarıdaki dörtlük için aşağıdaki neden hangisi söylenemez? Dörtlük dedim vatanın mı dedi ilimdir ifadesinde 11 hece olduğu için 11 hece süre söylenmiştir diyebiliriz. Kafiye şeması ilimdir A, dilimdir A, kulumdur A, yok yok B'dir. Koşma tipi kafiye ile yazılmıştır diyebiliriz. Koşma nazım biçiminin içerik ve biçim özelliklerini göstermektedir. Alındığı şiirin son dörtlüğü olduğunu Nesim-i Şah ifadesinden yani tapşırmadan anlıyoruz uyak dişi yönünden varsal ve semayi ile ortak özelliğe sahip olduğunu, varsal ve Semai ve koşmada kafiye şeması uyak A, 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 B'dir. D seçeneğini doğru kabul ediyoruz. Kullanılan ölçü ve durak açısından Türk'ün azım birimiyle ortak özelliğe sahip olduğunu, 11 ile çözüşüyle yazılmış, dedim vatanın mı 6, dedi ilimdir ifadesiyle 6 artı 5 duraklı olduğunu, böyle yazılan Türkler, söylenen Türklerde olduğunu bildiğimiz için doğru kabul ediyoruz. Bir semainin tapşırma dörtlüdür ifadesi ise A seçeneği doğru kabul edemeyiz. Çünkü semayiler sekizlidir. Sadece tapşırma ifadesi doğrudur. Semai yanlıştır. Sorunuzun cevabı A'dır. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Halk edebiyatındaki alıt İslamiyet öncesinde Sagu, divan edebiyatında Mersiye idi. Eşleştirme doğrudur. C'de koşma gazel şarkı denilmiş. İslam, aşık edebiyatındaki koşma divan edebiyatında şarkı ve gazelle aynı konuyu, aynı konusal bağlantı işler, içerik yönünden aynıdır. Aşık edebiyatındaki taşlama divan edebiyatında hicviye karşılığını alır. Bunların genel adı satirik şiirdir tür yönünden. Güzelleme lirik konular işleyen şiir biçimidir. Koşmanın şiir biçimidir. Şuhane gazel de divan edebiyatında lirik konular işleyen şiir şeklidir. Bu bilgiler, karşılaştırmalar doğrudur. Semai, lirik konuları işlediği için gazelle karşılaştırılabilir. Pastoral şiir değil de lirik şiirle karşılaştırılabilir. Dolayısıyla B seçeneğinde yanlış yapılmıştır. Doğru cevap B'dir. Aşağıdakilerin hangisi Selis kalenderi satranç vezne aher in ortak özelliği olamaz? Bu şiirler, Aşık Edebiyatı, aruzla yazılan şiirler şiirlerdir. Dolayısıyla B seçeneği C seçeneği Aruzla yazıldığı için divan edebiyatı etkisiyle oluşmuşlardır. D seçeneği aşık edebiyatına özgü divan etkisiyle oluşturulan şiirler olduğu için E seçeneği ortak bir özelliktir. Divan şiir nazım biçimleri değildir bunlar. Bunlar aşık edebiyatı nazım biçimleridir. Aşık edebiyatında divan şiiri etkisiyle ortaya çıkan nazım biçimleridir. A seçeneği ortak özellik değildir. Sorumuzun cevabı A'dır. Kaside Gazel Mesnevi Hangisi yukarıda verilen nazım biçimlerinde görülecek ortak bir özellik değildir. Kaside Gazel Mesnevi divan şiirine özgü nazım biçimleridir. Bu şiir biçimleri aruz ölçüsüyle yazılır. Üçünün de nazım birimi beyittir. Türklere ait nazım biçimleri değildir bunlar. Arap Fars edebiyatına özgü nazım biçimleridir. Aynı kafiye düzenine sahip olmaları ise ortak bir özellikleri değildir. Kaside ve gazel A, A, B, A, C, A şeklinde kafiyelenirken mesnevi A, A, B, B, C, C şeklinde kafiyelenir. Dolayısıyla E seçeneği ortak özellik değildir. Sorumuzun cevabı E'dir. parçada söz edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Servet döneminde Fransız edebiyatından alınan nazım biçimlerinden olduğu belirtilmiş. İncelediğimiz zaman triole, balat, sonet, tezlerima, serbest müstezat, Servet döneminde Batı edebiyatından alınan nazım biçimleridir. İtalyan edebiyatında görülen bu nazım biçimi 14 dizeden bentlerden oluşur. İlk iki bent dörder dizelik, 4 dört, dört. Son iki bent ise üçer dizeliktir. 3, 3. Kaf yaşamasını da belirtmiş. Lidik işlendiği şiir olarak da belirtmiş. Tezarıma 3, 3, 3 şeklinde oluşturulan şiirdir. Son e, kısımda bir, 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 mısra eklenir. Triole 2, 4, 4 bentlik nazım biçimlidir. Balat şarkı gibi nitelendirilen nazım biçimidir. Serbest müstedat ise serbest şiir karşılığı olarak değerlendirilen Aruz'un şey, değişik kaplarının yazıldığı şiir biçimidir. Sone ise iki dörtlük, iki üçlükten oluşan lirik konuların işlendiği şiir biçimidir. Sorumuzun cevabı C'dir. Hangisi triole nazım biçiminin bir özelliği değildir? Triole Fransız Edebiyatından Edebiyatımıza Servet-i döneminde giren bir nazım biçimidir. on mısralık bir nazım biçimidir. İlk iki dizelik bir bölümden sonra dördel dizelik iki bölüm daha gelir. Yani 2, 4, 4 şeklinde bölümlendirilir. Doğrudur. Kafiye düzeni, triyolenin kafiye düzeni A, 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 B, A, A, -A -B 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 şeklindedir. Birinci mısra ile birinci dörtlük, ikinci mısra ile ikinci dörtlük kafiyelenir. Servet Fırın döneminde kullanılmıştır bu nazım biçimi. Edebiyatımıza Fransız edebiyatından girmiştir, Fars edebiyatından girmemiştir. Dolayısıyla E seçeneği bir özelliği değildir. Bu parçada söz edilen nazım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Servet Fırın döneminde kullanılan bir nazım biçimi olduğunu, Batı edebiyatından alınan bir nazım biçimi olduğunu, belirtiyor sorumuz. Terzarima Masone triole Balat Serbest Müslüsat Fransa Edebiyatı'ndan edebiyatımıza girmiş. Serbest Fırın döneminde Balat hariç kullanılmış bir nazım biçimidir. Serbest Müslüsat Aruz'un değişik haplarının kullanıldığı... serbest şiire verilen karşılıktır. Dolayısıyla cevabımız A ya da B ya da C olabilir. Üçer dizeli bentlerden oluştuğu belirtilmiş. Terzerima 3, 3, 3, 1 Mısra'dan oluşan şiire verilen karşılıktır. Sone 4. 4 iki tane dörtlük iki tane üçlükten oluşan şiirle verilen karşılıktır. Trilo ise 2 4 4 şeklinde bentlerden oluşan şiirle verilen karşılıktır. Buradan anladığımız örüşük kafe ile oluşturulmuş 3 3 3 bir mısradan oluşan şiir biçimi olarak verildiği için sorumuzun cevabı terzime'dir. Doğru cevap A seçeneğidir. Tevfik Fikret'in Ömrü Muhayyel şiirinden alınan yukarıdaki dizeler aşağıdaki nazım biçimlerinden hangisinin özelliklerini taşımaktadır? Balat edebiyatımızda fazla kullanılmayan bir nazım biçimidir. Triole iki mısralık bir bent sonrasında iki tane dörtlük olan bir nazım biçimidir. Terzarima üç tane üçlük arkasından bir tane mısra getirilen şiir biçimidir. Sone iki tane dörtlük iki tane üçlükten oluşan nazım biçimidir. Buradaki şiir incelediğimiz zaman bu kalıba hiçbir şekilde uymuyor. Bir ömrü muhayyel ifadesi çok kısa bir ifade, diğerleri ise farklı şekilde ölçülendirilmiş ifadeler olduğu için bu şiirin serbest şiir olduğunu görüyoruz. Özellikle Fikret'te, Serbetif'in edebiyatında serbest şiir tarzı olarak değerlendirilen şiir, Serbest Müslüzat'tır. Sorumuzun cevabı E'dir.